Merhaba çocuklar. Matematik dersindeyiz. Dersimizin konusu açı ölçümü olacak. Biraz daha yakın plan çalışacağız. Çünkü açı ölçerken sayıları falan görebilmemiz için. Açıları iletki dediğimiz cetvellerle ölçüyoruz. İletkimizde orta kısımdaki çizgiyi kullanacağız açı ölçerken. Bazı iletkilerde bu ortada yuvarlak bir bölüm var. Ya da oradaki yuvarlak bölümü kullanacağız. Benim tahtada kullanacağım açı ölçerimse biraz daha büyük tabii ki. Onun da şu ortasında bir çizgi var. Açı ölçerken iletkimizin çizgisi dediğimiz yer hep burası olacak. İletkinin içine ait bu bölümdeki ortada bir çizik yer var. Orası iletkimizin işaretli bölümü olmuş oluyor. İletkinin çizgisi dediğimiz zaman hep bunu anlayacağız yani. Sizin kullanacağınız normal cetvel iletkilerde de yine burada ortadaki çizgiyi kullanmış olacaksınız. Evet, açıları ölçerken dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Şimdi uygulamalar yaparken onları söyleyeceğiz, öğreneceğiz. Öncelikle bir açı oluşturalım. Herhangi bir açı. Evet, bir açı çizdim. Ancak açının nesi olması lazım? İsmi olması lazım. Açımızdaki bölümler nelerdi? Kollar, diğer ismi bunun. Açının kenarları, açının köşesi. Açılarda bir tane köşe olur. O da iki ışının birleştiği yer ya da başladığı yer diyelim daha doğrusu. Başladıkları yer açının köşesini oluşturur. Açıya isim vermek için sadece köşeye isim vermek yeterlidir. Diyelim ki bu açımız E açısı. Yani köşesine E yazdığımız için bu açının ismi E açısı oldu. Kollara da isim yazabiliriz. Bunlar bir ışın oluyor zaten. Bu tarafa doğru sınırsız uzayabiliyorlar. Kollara da isim yazarsak diyelim ki buraya da R yazabiliriz. Buraya da G yazabiliriz. Ancak açının adını söylerken sadece köşesindeki harfi söylemek yetiyor. Eğer 3 harfi de kullanmak istiyorsak yine E'yi ortaya getirecektik. Mesela nasıl olacaktı o zaman? R, E ve G açısı diyebiliriz biz buna. Bakın E'yi ortaya getirdik. Köşedeki harf daima ortaya getirilir. Tersten de söyleyebiliriz. G, E ve R. Üzerine şu işareti yapınca açı olmuş oluyor. G, E, R açısı. R, E, G açısı ya da sadece E açısı diyebiliriz. Yani sadece köşedeki harfi söyleyebiliriz. En önemli yerimiz açılarda köşe. Evet, açımızı oluşturduk. Açımızı isimlendirdik. Açımız E açısı oldu. Şimdi bu açıyı ölçmek istiyoruz. Acaba bu açının içindeki bu açıklık, bu aralık kaç derece? Bunu ölçmek için iletkimizi elimize alıyoruz. Yapmamız gereken şey şu. İletkimizin az önce söylediğimiz o orta çizgisini açının köşesine getireceğiz. Açının köşesi neresiydi? Burasıydı. İlk kuralımız bu olacak. Fakat açıyı ölçmeye geçmeden önce iletkimizin üzerinde İki çeşit sayı var. Bakın 170 var, 10 var, 160 var, 20 var. Sizin iletkilerinizde de var bunlar. Yani çift sıra sayı var. İşte hangisini kullanacağız? İşte o hangisini kullanacağımızı anlamak için önce açımıza bakıyoruz, ölçmeye geçmeden önce. Bu açı 90 derecelik dik açıdan söz etmiştik. 90 derecelik dik açıdan küçük mü, büyük mü? 90 derece olsaydı nasıl olacaktı? Şu çizginin biraz daha burada olması lazım. Yani şöyle falan olsaydı 90 derece olurdu. Peki bu açı şimdi 90 dereceden küçük mü olur, büyük mü olur? Bu açı 90 dereceden küçük olur. Çünkü aralığı bayağı küçük. 90 derece olsaydı bu kol daha yukarı kalkmış olması lazımdı. O halde bu açı dik açıdan küçük. Önce ona karar veriyoruz. Dikten küçük. Peki küçük olması ne anlama geliyor? Dik açı 90 derece oluyordu. O halde bu açının ölçüsü 90 dereceden az olmak zorunda. Evet, şimdi tekrar edelim. Açıyı ölçmeye geçmeden önce iletkimizin üzerinde hangi sayıyı kullanacağımızı anlamak için önce açıya bakıyoruz. Açı
90 derecelik dik açıdan küçük mü yoksa 90 derecelik dik açıdan daha geniş, daha büyük mü? Önce ona karar vereceğiz. Bu açıya baktığımızda bu açının dik açıdan daha dar olduğunu görüyoruz. O halde diyoruz ki bakın daha başlamadan bu açının ölçüsü 90 dereceden az olmak zorunda. Evet, bunu kenarda tutuyoruz şimdi. Bunu kullanacağız. Şimdi cetvelimi elime alıyorum tekrar iletkimi. İletkimin orta çizgisini, bu çizgiyi açının köşesine yerleştiriyor. Evet, açının köşesine yerleştirdim. Ancak açının şu kolunu da iletkimin tam kenarına hizalayacağım. Düzeltiyorum, düzeltiyorum, düzeltiyorum. Ancak bu sefer de çizgimi köşeden kaydırdım. Onu da düzeltiyorum. Tam köşede olacak. Açının kolu da tam buraya hizalanmış olacak. Evet, şu anda her şey normal. Açımın orta iletkimin orta çizgisi tam köşede. Açının şu kolu da tam bu kenardan görebiliyorum. Tam hizalanmış. Cetvelimi kıpırdatmıyorum. Şimdi açının bu diğer kolu, bu kol nerede? Bu kol buraya hizalandı. O orada sabit. Şimdi diğer kol kaç dereceden geçiyor ona bakacağım. Diğer kola baktığımda diğer kolun 140 ve 40'tan geçtiğini görüyorum. 140 ve 40'tan geçiyor. Peki hangisini kullanacağız? İşte az önce dediğimiz şu bilgiyi kullanacağız. Bu açı dar açıydı. Bu açı 90 dereceden az olmak zorundaydı. O yüzden 140'ı kullanamam. Demek ki bu açının ölçüsü 40 derece. İçine yazıyoruz 40 derece. Ya da E açısı eşittir 40 derece diye bu şekilde sembolle göstermiş oluyoruz. Evet, şimdi tekrarlayalım. Ne yaptık? Önce açımızın 90 dereceden daha dar olduğunu gördük ve dedik ki bu açı 90 dereceden az olmak zorunda. Önce onu belirledik. Sonra iletkimizi elimize aldık. İletkimizin orta çizgisini açının köşesine yerleştirdik. Yerleştirdik ama bakın bu sefer çizgiye oturmadı. O yüzden iletkimi düzeltiyorum. Tam çizgiyle hiza olacak. Ancak bu arada da orta çizgiyi de köşeden kaçırmayacağım. Her şeyin tam yerinde olduğundan emin olunca cetvelimi sabit tutuyorum. Çizgim tam köşeyi gösteriyor. Açının bu kolu içinde tam buraya hizalanmış. Şimdi kıpırdatmadan diğer kol kaç dereceden geçiyor ona bakıyorum. Bakarken bu kolun hem 140'tan hem 40'tan geçtiğini görüyorum cetvelimde. Ancak hangisini kullanacağıma nereden karar vereceğim? İşte ilk başta baktığım bu özellikten. Bu açı dik açıdan küçüktü. 90 dereceden az olmak zorunda demiştim. O yüzden 140'ı değil 40'ı kullanıyoruz. Açımızın ölçüsü 40 dereceymiş. Hemen içine yazıyoruz 40 derece. Altına da sembol kullanarak yazmam istenirse E açısı eşittir 40 derece yazabilirim. Ya da REG açısı eşittir 40 derece. Ya da GER açısı, YER açısı eşittir 40 derece. Bu üç şekilde de yazabilirim. Evet, açımı ölçtüm. Ve ölçüsünü sembol kullanarak yazdım. Şimdi başka bir açı daha yapalım. Şunu silelim. Yine cetvel kullanarak bir açı çiziyorum. Açıyı çizer çizmez hemen isimlendiriyorum. Köşeye isim vereceğiz. S. Köşeye isim yazdığımız anda açımız isimlenmiş oluyor. Aslında açımız oldu S açısı. Ancak istersek kollara da isim yazabiliyoruz. Bu kolun adı T olsun. Bu kolun adı da V olsun. Bunlar ışın zaten. Bu tarafa sınırsız uzayabiliyorlar. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Bu açıyı ölçmek istiyorum. Bu açı acaba kaç derece onu öğrenmek istiyorum. S açısı. Yani ölçüsü acaba kaç derece? Bunun için önce ne yapacağım? Açıya bakıp 90 derecelik dik açıdan dar mı geniş mi ona karar vereceğim. 90 derecelik dik açıdan olsaydı bu açının kolu burada olurdu. O zaman 90 derece olurdu. 90 derecelik açının ölçüsünde daha küçük mü daha büyük mü ona karar vereceğim. Bu açı 90 derecelik dik açıdan daha dar kaldığına göre ölçüsü 90 dereceden
az olmak zorunda. Önce buna karar verdim. Ölçmeye geçmeden önce açıma bakıyorum. Açı eğer 90 dereceden dar bir açıysa demek ki ölçüsü, yani dik açıdan daha darsa ölçüsü 90 dereceden az olacak demektir. Evet, açının ölçüsü 90 dereceden az olacak. Onu anladık. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi iletkimi alıyorum. İletkimin orta çizgisini açının köşesine yerleştiriyorum. Ancak ne yapacaktık? Şu kolu da iletkimin bu kenarına tam hizalayacaktım. Kaldırdım, düzelttim. Bu arada köşe kayıyorsa onu da düzeltiyorum. Her şeyin düzgün olduğundan emin olunca cetvelimi sabitliyorum. Çizgi tam köşede. Açının bu kolu tam bu kenarda. Şimdi ne yapacağım? Diğer kol kaç dereceden geçiyor ona bakacağım. Bakıyorum ama 130 çizgisinde geçmiş. 50 çizgisini de geçmiş. Arada 50 ile 60'ın arasındaki çizgi de tam şurada. 55 derece yani. Burada da 120 ile 130'un arasında, yani 125 olmuş oluyor. Peki hangisini kullanacağım? Yani 125'i mi kullanacağım? Yoksa 55'i mi kullanacağım? Bakın 0 buradan başlamış. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60 diye gidiyor. Burası da buradan başlamış. 120, 130 diye gidiyor. Yani 125'te. Acaba 125 dereceyi mi kullanacağım? Yoksa buradan 55 dereceyi mi kullanacağım? İşte onu da neye göre karar verecektik? Buraya göre karar verecektik. İlk başta bu açının 90 dereceden az olması gerektiğine karar vermiştik. O halde 125'i değil 55 dereceyi kullanacağız. Çünkü bu açı dar açıydı. Dar açılar 90 dereceden az olmak zorundaydı. O halde açımın ölçüsü 55 derece. Hemen içine yazıyoruz 55 derece. Sembol kullanırsak da S açısının ölçüsü 55 derece. Evet, tekrar edelim. Açıyı ölçmeye başlamadan önce açıya bakıyoruz. Bu açının 90 dereceden daha dar olduğunu, yani dar açı olduğunu görüyoruz. Dik açıdan dar olduğu için de, 90 derecelik dik açıdan dar olduğu için bu açının ölçüsü diyoruz 90 dereceden az olmak zorunda. Önce ona karar veriyoruz. Kararımızı verdikten sonra ölçümüz 90 dereceden az olmak zorundaymış. Çünkü bu dar açı 90 dereceden küçük bir açı. Açı ölçerimizin orta çizgisini açının köşesine yerleştiriyoruz. Yine şu kol tam kenarda olacağı için cetvelimizi düzeltiyoruz. Tekrar çizgiyi kontrol ediyoruz tam köşede mi diye. Açının kolu tam hizalı mı diye bakıyoruz. Artık cetvelimi sabitliyorum. Ve diğer kolun kaç dereceden geçtiğine bakıyorum. Ancak orada diğer kol 125, yani 130 ile 120'nin arasından geçiyor. 125'ten geçiyor. Ve 50 ile 60'ın arasından, yani 55'ten geçiyor. Peki hangisini kullanacağız? İşte az önce verdiğimiz karara göre bu açı 90 dereceden küçük olmak zorundaydı. O yüzden 125'i değil 55 dereceyi kullanıyoruz. 0 buradan başlamış. 10, 20, 30, 40, 50. Bu tarafa gideceğim için 55 olmuş oluyor. Açımızın ölçüsü 55 derece. Sembol kullanırsak da S açısı 55 derece diye yazabiliriz. Evet, şimdi başka bir açıyla devam edelim. Hemen bir açı çiziyorum. Oluşturunca hemen isim veriyoruz. Bu sefer de ismi G açısı olsun. Kollara da isim yazalım. Burası da M. Burası da H olsun. G açısı ya da MGH açısı isimleri bu şekilde söyleyebiliyoruz. Şimdi bunu ölçmek istiyoruz. Ölçmeden önce ne yapacağız? Bu açımız dar açı mı, geniş açı mı? Yani 90 derecelik dik açıya göre dar mı, geniş mi? Şimdi 90 derecelik dik açıya göre olsaydı bu 90 derece şuradan olurdu. Bakın bu 90 derecelik dik açıdan daha fazla açılmış. Yani geniş olmuş. 90 dereceden daha geniş. Bu açımız geniş bir açı. Geniş açı olduğuna göre ölçüsü 90 dereceden çok olmak zorunda.
Önce buna karar veriyoruz. Açımızı ölçmeye geçmeden önce baktık. Açımız 90 derecelik dik açıya göre daha geniş olduğu için, yani geniş açı olduğu için 90 dereceden çok olacakmış ölçüsü. Ona karar verdik. Şimdi ne yapıyorum yine hemen? İletkimi elime alıyorum. Ortadaki çizgiyi tam köşeye koyuyorum. Koydum ama bakın kenarı tam oturtmadım. Orayı da tam oturtuyoruz. O arada çizginin kaymamasına dikkat ediyoruz. Her şey yerine gelince bastırıyoruz. Şimdi diğer kol kaç dereceden geçiyor ona bakıyorum. Diğer kol yine 90, 100, 110, 120. Bakın 120 ile 130'un arasında 125'ten geçiyor. 125'ten geçiyor. Ve bir de bakın 0 buradan başlıyor. 0, 10, 20, 30, 40, 50 ile 60'ın arası, yani yine 55'ten geçiyor. Peki şimdi ben hangisini kullanacağım? 55'i mi kullanacağım? 125'i mi kullanacağım? İşte az önce neye karar vermiştim? Bu açının ölçüsü 90 dereceden çok olacaktı. Çünkü bu geniş açıydı. O halde 55'i değil, 125'i kullanacağım. Çünkü bu geniş açı ölçüsü, o zaman 125 derece. G açısının ölçüsünü yazalım. 125 derece. Evet, tekrar etmek gerekirse hemen kısaca tekrarlayalım. Açıyı ölçmeye geçmeden önce açımıza bakıyoruz. Açı dar açı mı, yani 90 dereceden küçük mü? Yoksa açı geniş açı mı, yani 90 dereceden büyük mü? Bu açıya baktığında 90 derece olsaydı açı kolu şurada olması gerekirdi. Demek ki bu 90 dereceden fazla açılmış. O halde bu açı 90 dereceden çok olmak zorunda. Önce ona karar veriyoruz. Sonra iletkimizi elimize alıyoruz. İletkimizin orta işaret çizgisini köşeye getiriyoruz. Yine bu kolu tam kenara oturtuyoruz. Her şey yerinde olunca diğer kol kaç dereceden geçiyor ona bakıyoruz. Diğer kol 125'ten geçiyor. Aynı zamanda da 55'ten geçiyor. Peki 125'i mi kullanacağım, 55'i mi kullanacağım? İşte az önce 90'dan çok olması gerektiğine karar vermiştik. O halde 55'i değil, 125 dereceyi kullanacağız. Ölçümüz 125 dereceymiş. G açısı 125 derece. Evet, başka bir açıyla devam edelim. Hemen bir açı oluşturalım tekrar. İsimlendirelim. Bu sefer de ismi A açısı olsun. Uçlara da, yani kenarlara da isim verelim. Burası da E olsun. Evet, açımızı ölçmeye geçmeden önce ne yapacaktık? Bu açı dik açıya göre dar mı, geniş mi? Yani dar açı mı, geniş açı mı? Dik açı olsaydı kol şurada olurdu. Bakın bu kol dik açıdan daha fazla açılmış. Demek ki bu açı geniş açı. O halde ölçüsü de dik açıdan fazla olmak zorunda. Yani 90 dereceden fazla olacak. Yine 90'dan çok olacak. Evet, buna karar verdik. Bu açıyı ölçtüğümüzde sonucumuzun 90'dan çok olması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? İletkimizi alacağız. İşaret çizgisini tam köşeye yerleştireceğiz. Ama bakın ne yapacağız? Kenarı da tam bu kenara oturtacağız. Cetvelimi düzeltiyorum. Kontrolümü yapıyorum. Bu çizgi köşeden kaymamış olacak. Burası da tam kenar kenara oturacak. Şimdi cetvelimi sabitledim. Açı kolunun kaç dereceden geçtiğine bakıyorum. Açı kolumuz 120-130, 135 diyelim ona. Biraz daha fazla, 37'den geçiyor ama 135. 135'ten geçiyor. Aynı zamanda da 0, 10, 20, 30, 40, 40 ile 50'nin arası, yani 45'ten geçiyor. Hem 135'ten geçmiş oluyor hem 45'ten geçiyor. Peki ben hangisini kullanacağım? İşte az önce belirlediğim şuna bakacağım. Bu açının ölçüsü 90 dereceden çok olmak zorundaydı. O zaman 45'i değil, burada 135'i kullanacağız. Ölçümüz demek ki 135 dereceymiş. Sembol kullanırsak A açısı eşittir 135 derece. Evet, burada önemli olan önce açının dik açıdan daha dar mı,
Yoksa geniş mi olduğuna karar vereceğiz. Eğer daha darsa 90'dan küçük olacak, daha genişse 90'dan büyük olacak demektir. Daha sonra iletkimizin işaret çizgisini köşeye yerleştiriyoruz. Açı kolunu bu kenarla tam hizalayıp diğer kolun kaç dereceden geçtiğine bakıp ve şu 90 dereceye göre neye karar vermişsek ona göre ölçüyü okuyoruz. Şimdi bazen işler ters olabilir. Açılar da ters durabilir. Onu görelim. Diyelim ki açımız kağıdımızda veya kitabımızda şöyle duruyor. Her zaman düzgün durmaz. Bu açıya da bir isim verelim. Bu açı Ç açısı olsun. Şimdi Ç açısını ölçmek istiyoruz. Ne yapacağız? Eğer mümkünse kafamız karışıyorsa kağıdımızı çevirip açının kolunun düz durmasını sağlayabiliriz. Ona göre karar verebiliriz. Ama yine de hemen ilk başta bakıyoruz. Bu açı 90 derecelik bir açıya göre, dik açıya göre daha dar mı, geniş mi? Bu açının 90 dereceden dar olduğunu görüyoruz. Çünkü 90 derece gibi olsaydı kol şurada olurdu. Ama bu dar kalmış. Yani yeterince açık değil. O yüzden bu açı dar bir açı. Yani ölçüsü 90 dereceden küçük olacak. Önce ona karar veriyoruz. Yani değişen bir şey yok. Ölçü 90 dereceden az olmak zorunda. Şimdi ne yapacağım? İletkimin işaretli yerini açının köşesine koyacağım. Açının köşesi neresi? Burası. İletkimin işaretli yerini açının köşesine koydum. Ne yapacaktım ama? Kolu tam bunun kenarına hizalayacaktım. Cetvelimi düzeltiyorum. Bakın her şey aynı yani. Açının kenarı iletkimin içiyle aynı kenara geldi. İşaretim kaymadı, hala köşede. Şimdi diğer kol kaç dereceden geçiyor ona bakacağız. Evet. Diğer kol hem 140'tan hem 40'tan geçiyor. Hem 140'tan hem 40'tan geçiyor. Peki ben hangisini kullanacağım? İşte az önce verdiğim karar. Bu açı 90 dereceden az olacaktı. O halde 140'ı değil 40'ı kullanacağız. Demek ki açının ölçüsü 40 dereceymiş. İçine yazıyoruz 40 derece ya da Ç açısı 40 derece. Evet, açı nasıl durursa dursun benim yapmam gereken şey değişmiyor. Önce karar veriyorum 90 dereceden küçük olacak bir açı mı, 90 dereceden büyük olacak bir açı mı? Önce ona karar veriyoruz. Sonrası yine iletkimin işaret çizgisini köşeye getiriyorum. Diğer kolu tam buraya eşitliyorum. Ve kaç dereceden geçtiğine bakıp 90 dereceden az ya da çok olacak olarak verdiğim karara göre açının ölçüsünü söylüyorum. Şimdi de biraz daha 90 derecelik bir açıyı çizelim. Bakalım o nasıl olacak. Evet, şimdi de böyle bir açı var. Bu açı da D açısı olsun. Şimdilik burayı bu şekilde yaptım çünkü ölçüsünü bilmiyorum. Bunu ölçmek istiyoruz. Baktım, ya bu 90 dereceye benziyor. Ama emin olamayız çünkü ölçmedik. Bu 90 dereceye benziyor. O zaman ne diyeceğim? 90 derece olabilir. Yani 90 dereceye yakın bu açı. Yani baktığım zaman 90 dereceye benziyor. 85 de olabilir, 95 de olabilir. Yani 90 dereceye yakın bir açı bu. O halde 90 dereceye yakın olabilir deyip cetvelimi iletkimi elime alıyorum. Yine iletkimin işaretli yerini tam köşeye getiriyorum. Bu kolu tam kenara hizalayacaktım. Düzeltmemi yapıyorum. İşaretin köşede olduğundan da emin oluyorum. Şimdi cetvelimi sabitledim. Evet, şimdi baktığım zaman ne gördüm? 90 derece burada kaldı. 90 dereceyi geçmiş. Tam burada olsaydı 90 olacaktı. Bakın 90 dereceden geçmiş, 100'den geçiyor bu. O halde açımın ölçüsü 100 dereceymiş. Evet, 90 dereceye yakınmış yani. Gözümle baktığımda 90 dereceymiş gibi göründü. Fakat ölçtüğüm zaman 90 dereceye yakın olduğunu gördüm ama 90 değilmiş de 100'müş. Burası ölçümüz 100 derece oldu. D açısı eşittir 100 derece. Evet, açıyı nasıl ölçeceğimizi bu şekilde anlatmış olduk. Siz de kendiniz defterinize ya da çeşitli kağıtlara açılar çizip sonra az önce yaptığımız gibi ölçümlerinizi yapabilirsiniz. Burada en önemlisi ilk başta daha ölçmeye geçmeden ölçeceğimiz açıyı 90 derecelik dik açıya göre daha dar mı, daha geniş mi? Önce ona karar vereceğiz. Eğer daha darsa
90 dereceden küçük olacak. Eğer daha genişse 90 dereceden büyük olacak. İşte iletkimizi koyduğumuz zaman hangi sayıyı kullanacağımızı o kararımıza göre belirlemiş olacağız. Eğer 90'dan küçük olacak bir açı ölçüyorsak iletkimizde 90'dan küçük olan sayıyı kullanacağız. 90'dan büyük olan bir açıyı ölçmüşsek iletkimizde 90'dan büyük olan sayıyı kullanacağız. Çünkü burada iletkilerde çift sıra sayı var. Onun kararını ilk başta vermiş olmamız gerekiyor. Evet, ölçümlerimiz, açı ölçme çalışmamız bu kadar. Dediğim gibi defterinizde, kağıtlarda siz de kendiniz çeşitli açılar çizip ölçümler yapıp kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu işin başka yolu yok. Pratik yapmak zorundayız. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.